Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel görüşme önergesi verdik. Aslında bu genel görüşme talebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, parlamentonun ve milli iradenin itibarını kurtarma kaygısıyla, itibarını koruma kaygısıyla grubumuzun verdiği genel görüşme önergesi. Değerli milletvekilleri, geçen hafta Perşembe günü bu mecliste 3 milletvekilinin hakkında verilmiş karar okunarak milletvekillikleri düşürüldü. Mesele basit bir usul işlemi olmanın çok ötesindedir. Anayasada açıkça 84. madde gereği dokunulmazlığı bulunan ve milletin iradesiyle seçilmiş buraya gelen milletvekillerini şu veya bu şekilde yargıda kurulan tuzaklarla, siyasetin emir ve talimatı altında çalışan yargının kurduğu tuzaklarla milletvekilliği hakkından mahrum edecek hukuksuz bir karara Türkiye Büyük Millet Meclisi burada geçit vermiştir, yol vermiştir. Bu basit bir usul işlemi değil, tam da parlamentoya ve milli iradeye bir yeni darbedir. Eğer darbecilik arıyorsanız, darbecilik sakızı çiğneyenlere söylüyorum, dönün geçen hafta Perşembe günü burada yaşananlara bakın. Enis Mermeroğlu, Leyla Güven, Musa Farisoğulları. Değerli arkadaşlar, Enis Mermeroğlu 2018 yılı Haziran seçimlerinde yeniden milletvekili oldu. Anayasanın 83. maddesinin 4. fıkrası çok açık. Milletvekili yeniden seçildiği zaman dokunulmazlığını yeniden kazanır. Onu yargılamak için ancak meclisin dokunulmazlığını kaldırması gerekir. Bu meclis öyle bir karar verdi mi? Hayır. Diğer milletvekilleri, onlarla ilgili hiç dokunulmazlıkla ilgili bir işlem bile yapılmadı. Onlar da 2018 yılında milletvekili oldular. Anayasanın 14. maddesi bahane edilerek onların da dokunulmazlığı yokmuş gibi yargılandı ve haklarında hüküm kesinleşti. Bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletin iradesine karşı bu uygulamada meclis başkanlığının bunun önünü alabilme imkanı varken bunu uygulamadı. Çünkü milletin iradesine göre hareket eden bir meclis başkanlığıyla değil, sarayın talimatına göre hareket eden bir meclis başkanlığı uygulamasıyla karşı karşıyayız. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi, Ankara Milletvekilimiz Sayın Haluk Koç'la ilgili aynı Enis Mermeroğlu'nun pozisyonunda bir karar verdi. O da anayasa değişikliğiyle dokunulmazlığı kaldırılıp mahkemede sanık olarak yargılandı. Bölge Adliye Mahkemesi dedi ki Sayın Haluk Koç yeniden seçildiği için o yeniden 83. madde gereği dokunulmazlık kazanmıştır. Anayasa değişikliğiyle bu dokunulmazlığın kaldırılmış olması yeniden dokunulmazlık kazanmasına engel değildir dedi. Hukuku arıyorsanız oraya bakın, talimatla karar verenlere bakmayın. Bir başka örnek daha var. Bugün Sayın Meclis Başkanı çıkmış, bununla ilgili uygulama yok diyor. Engin Alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Engin Alan 2011 yılı 12 Haziran'ında milletvekili seçildi. Tutukluydu. Balyoz davasından hakkında karar verildi. 2013 yılında, tarihe dikkat edin, Yargıtay balyoz kararını onadı. Engin Alan'la ilgili karar onandı. Burada okunsaydı Engin Alan'ın milletvekilliği düşecekti. O da Anayasa Mahkemesi'ne gitmişti. Dönemin meclis başkanı Cemil Çiçek burada okumadı. Engin Alan 2014 yılında Anayasa Mahkemesi Haziran ayında ihlal kararı verdi. Engin Alan 24 Haziran'da burada 2014 yılında alkışlar arasında milletvekilliği yemin etti, görevine başladı. Milli iradeye saygı duymak budur. Eğer örnek arıyorsanız buraya dönün bakın. Şimdi meclis başkanı çıkmış, bir de Anadolu Ajansı'na yalan söyletmişsiniz. Meclis başkanı çıkmış diyor ki Engin Alan'ın olayında diyor seçim vardı, meclis tatile girdi. Ya ne alakası var? 2013 yılında hüküm kesinleşti. 2014 yılında seçim, bir sene sonra 2015 yılında. Yani meclisin Sayın Engin Alan'la ilgili herhangi bir biçimde dönüp de tatile girmiş olmasından kaynaklı yapılamayan bir işlem yok. Yani hem yargıya talimat vereceksiniz, hem gazeteciye kumpas kuracaksınız, hem milli iradeye kumpas kuracaksınız, hem de çıkıp kamuoyu önünde Anadolu Ajansı'na da yalan söylettirerek milleti aldatmaya çalışacaksınız. Bakın, dün iki gazeteci
yine bir kumpas davasıyla, iddiasıyla gözaltına alındı. Müyesser Yıldız'la İsmail Dükel. Biz bu tip oyunları biliyoruz. Elverişli suçlar yarattınız milleti korkutmak ve ürkütmek için. Darbeciliğin altyapısını hazırlamak için elverişli suçlar yarattınız. Eğer bir casusluk hikayesi arıyorsanız dönün kozmik odaya soktuğunuz FETÖ'cülere bakın. Hükümet destekli casusluğun ne olduğunu arıyorsanız. Dönemin Genelkurmay Başkanı, dönemin Başbakanını arıyor. Dönemin Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, Başbakan Erdoğan'ı arıyor. Diyor ki buraya ciddi gizli bilgiler var, bu FETÖ'cü bunları sokmayalım. Başbakanın cevabı nedir biliyor musunuz? Bizden saklayacak neyiniz var? Siz kimsiniz Sayın Erdoğan? Bir tarafınız Erdoğan, öpür tarafınız FETÖ'nün hakimleri ve savcıları mı? Siz kimsiniz? Şimdi gelinen noktada yurtsever gazetecilere casus diyeceksiniz. Milletvekillerine, milletin seçtiği milletvekilleri darbeci diyeceksiniz. Parlamentoda darbeciliğin daniskasını yapacaksınız. Bu ülkenin siyaset tarihinde hükümet desteğiyle casusluğun şeddeli örneğini göstereceksiniz. Türkiye'ye verdiğiniz, getirdiğiniz tablo budur ve tarih önünde bütün bu yaptıklarınızla yargılanacaksınız. Meclis bunun için genel görüşme açsın istiyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.